Her hastanın ihtiyacına göre bunlar değişiyor. Biz bu programdan önce de, ameliyattan önce de birkaç kez bulunduk diğer arkadaşlarımız hep bunları sizlere anlattı aslında. Halk da bayağı biliyor. Bizim hastamızı tam yüz nakli ihtiyacı vardı. Yani yüzün karşı cepheden yan Şöyle profilden alalım görünen onu bir. tüm profili, şu gördüğünüz tamam mı profilin o hastamızın ihtiyacıdır. Çizelim mi hocam onu Şu komple? gördüğünüz, şu sınırlardan, Çene altı. evet saç çizgisinden, kulak önünden, çene altından itibaren tüm gördüğünüz kısım hastamıza nakledildi. Bu Komple böyle çıkartıldı değil mi evet orada? tamamı çünkü biliyorsunuz 40 günlükken bir yanık oluşuyor. Yüzün %90 kısmı yanıyor ki sadece şu kısımda bir sağlam kısım vardı. Burayı da yama şeklinde bırakmak uygun değil zaten. Dolayısıyla çok uygun bir tam yüz nakli adayıydı. Evet. Peki şimdi bize fotoğraflar verildi. Şu gözlerde ve ağız kenarında bir ayrı dikiş vardı sanırım herhalde hocam. Nasıl? Bir anlatır mısınız acaba İhtiyacımız olsaydı o kısmı da dahil edebilirdik. Zaten alışımız o şekilde ama göz çok önemli. Açılıp kapanması gerekiyor. Eğer ufak bir harekette varsa göz kısmının özellikle şu kısmın açıp kapama hareketi olsun diye o kasları koruduk biz. bunu? Göz kasları çok önemli. Çalışmıyor olsa onu da dahil edecektik ama göz kasları bize yeterli miktarda çalıştı. O zaman o çalışan bölgeleri bir kırmızıyla Sadece işaretleyelim hocam. şu göz kaslarının olduğu şu kısmı daha çok kasları bırakacak şekilde şuradan da yüz sinirinden bir dalı bırakarak aynı şekilde bu sayede bir 6 aylık çalışma süreci rahat ediyoruz gözleri korumak açısından. Yani gözlerdeki mimikler çok Çok değişmeyecek, değişmeyecek. değişmeyecek. Ama çoğu işte arkadaşlarımız hepimiz çok iyi biliriz ki yüz sinirinin birçok dalı vardır şuralarda. Şöyle çevirirsek Evet, hocam. şurada gördüğünüz yerde. Buradan itibaren bu siniri koruyoruz. Aynı şekilde öbür tarafta da. Bunu naklettiğimiz dokulara bağlıyoruz mikroskop altında. Şuralardan çıkan sinirler vardır. Duyurmak için. Şuralardan çıkan sinirlerimiz vardır. Bunları bağlamak için. Ve şuralardan çıkan sinirler vardır. Bunlar hep yüzün daha sonra soğuğu sıcağı dokunmayı hissetmesi için yapılan sinirler zaten. Ama bunlar bizim son aşamada yaptığımız. Esasen bu dokuyu besleyecek burun dahil, dudaklar dahil, tüm yüzü, kaşları her şeyi besleyecek kanlanmalar şu bölgeden Bunu gelir. alayım o zaman hocam şöyle. Esas boyun bölgesindeki Tabii, boyun damarlardan mı? bölgesinde şuradan zaten kesin yaptığımız zaman buradan birçok ana şah damarı dediğiniz damarların birçok dalı var. Bir Tabii. tarafta ana damarın esas bir büyük dalı, diğer de küçük dallar olmak üzere atar damarları bağlıyoruz. Daha sonra da bol miktarda bu gelen damarların yüzü boşaltması için toplar damar dediğimiz damarlardan da bayağı belirgin miktarda çok sayıda yapıyoruz ki yüzün daha sonra şişmesini, gelen temiz kanın pis kan şeklinde dönmesini, vücuda katılmasını sağlıyoruz. Onlardan da mikroskop altında bağlantıları ana damarlara bol miktarda yapıyoruz zaten. Evet. Bu hani besleyici damarları dikmek, sinirleri dikmek nasıl? Çok zor bir işlem Aslına herhalde değil bakarsanız onun çok zor değil. Burada önemli olan yüzü alırkenki kısım önemli. Aslına mi? bakarsanız Nasıl alındı hocam? Yani hani ben şimdi hayal edemiyorum. Bir film vardı hani sizin Face Off filminde. İşte bir donörden hemen alınıyordu. Hani böyle maske gibi mi? Hemen nasıldır? Aslına Dış bakarsanız kapanışı. görüntü aynı öyle ama teknik hiç ilgisi yok tabi. Nasıl yaptınız? Şimdi Çıkarıyorsunuz tabi. Ahmet Bey'den nasıl çıktı? Ya bu tabi çalışmaların ürünü. Yıllardır arkadaşlarımız çalışmış ki bizim biliyorsunuz yurt dışında ilk hayvan çalışmalarını yaparken bizim birçok arkadaşımız, Türkiye'den de olan birçok arkadaşımız o çalışmaların içinde bulundu. Yeterince değer verilmemek üzere aslına bakarsanız ama biz aslında Türkiye olarak deneyimliyiz. Ve bunun için çok değerli çalışmalar var. Kadar alanında biz yıllardır çalışma yapıyoruz. Bu dokuların hangi damarlar tarafından hangi aşamada beslendiğini çok iyi biliyoruz. Bu dokuyu kaldırırken şu dokunun burada hangi damar tarafından Şöyle çevirirsek hocam nasıl? yüzün şu kısmının burada hangi damar tarafından beslendiğini çok iyi biliyoruz. Bunu beslerken mutlaka bu damarı kaldırırken kemiğin üzerinden onu koruyarak o bağlantıya ulaşacak şekilde gidiyoruz. Öncelikle biz teşekkür ediyoruz. Burada hep ön planda biziz ama burası Akdeniz Üniversitesi 200 tane öğretim görevlisinin bize üyesinin desteği var. Ve ameliyat ekibinde yer alan birçok arkadaşımız var. Ortopedi bölümünden 4 tane arkadaşımız net olarak yardım etti. Ameliyatta bulundu. Bir odanın sahibi onlardı. Genel cerrahiden, nefrolojiden, immünolojiden birçok ekip. Bu bir altyapı çalışması. Sadece hani bizim yaptığımız bir çalışma değil. Tabii tabii Sadece biz 25 onların kişilik çok çalışmasını müthiş bir sunuyoruz. ekip. Bu bir süreç. Bahsettiğimiz gibi dokuyu oraya koyup da yapıştırma olayı değil. Bahsettiğimiz gibi o sinirlerin hemen bugün sonuçlarını görmüyoruz. 3 aydan sonra mutlaka biz fark edeceğiz. Ama 6 ay sonra artık o soğuğu sıcağı hissedecek. Bunda hiç şüphemiz yok. Dokur tuttuğu takdirde bir sorun olmazsa inşallah. Ki bu 10 günlük bir cerrahi işlemden sonra biliyorsunuz
reddedilme ile ilgili işlemler ki onlara da hazırlıklıyız. Başa çıkacağımızı düşünüyoruz. Ya 10 gün sonrasında doku kendini reddedebilir mi vücut? Şöyle bir şey var. 10 gün sonra cerrahi olarak o damarlar tıkansa bile çok önemli değil. Vücut artık kendi kendine beslemeye başlıyor. Öyle bir rahatlığımız var. Ama o damarların 10 gün boyunca açık kalması çok önemli. Cerrahi olarak 10 gün hala tutmama ihtimali var. Bunu anmak bile kötü bir şey. Çok şükür çok güzel gidiyor. Hiç öyle bir ihtimal vermiyorum. %80-90 çok rahatsız şu anda ama tabii ki B planımız var. Ne yapılacak peki çok B planında? Çok acil yüz nakli listesine koyacaktık. Türkiye'de bulabilirsek buluruz ki 3-5 gün içerisinde bulundu bulunmadı. O zaman mutlaka vücudunun başka yerlerinden doku nakilleri yapılacak ki tabii ki eskisinden kadar olmayacaktı. Yani sırt bölgesi, bacak herhangi bir yerden doku nakilleri yapacaktık. O zaman bugün kaçıncı günü Uğur'un hocam? Altıncı günü. Evet Aytuğ, sanırım 4 gün gibi bir süreniz daha var bu sorunun cevabını vermek için. Ama bütün dualarımız herhalde değil mi? Uğur için doku vücuda kabul edilsin ve bunun için zaten her türlü işlem yapılıyor değil mi hocam? Takviye hem immünoloji sistem olarak da nasıl ilaçlar veriliyor? Tabii tıbbi olarak tüm destek veriliyor. Erken dönem ilaçları var, geç dönem ilaçları var. Bir süre sonra bunlar mutlaka azaltılacak. Ama şu dönemde tüm desteğimizi veriyoruz zaten. Şu an için bir sorunumuz yok. Şunu merak ediyorum. Uğur'un psikolojisi ne durumda? Nasıl tepkiler veriyor? Ve siz bu sabah sanırım bir yarım saat önce yanındaydınız. Ne yedi, ne içti? Mimikleri nasıldı? Bir not yazdı mı size? Tabii Uğur'da en önemli olan şey Uğur'un hiçbir zaman 40 günlük itibaren yüzü olmamış. Ve şimdi inşallah her şey yolunda giderse çok normal bir yüzü olacak. Bu açıdan adaptasyonun çok zor olmayacağını düşünüyoruz. Bu konuda Doktor Ömer Bey psikiyatriden çok yardımcı oluyor zaten bize. En son yarım saat önce gördüm Uğur'u. Sakalları hala uzamaya devam ediyor. Hatta sabah şakalaştık. Ona bir sakal tarzı bile planladık açıkçası. Bunun dışında sıvı gıdaları alıyor. İşte ne alıyor derseniz çay, çorba, süt o tarz şeyler alıyor. Ama daha katı gıdaya geçmek için çok erken. Mimikleri için de demin de Ömer Bey söyledi en az 6 ay beklememiz gerekiyor. Bunun için de bir terapi alması gerekecek zaten. Ama genel durumu çok iyi. Ruh hali gayet iyi bizim açımızdan. Ömer Bey de aynı şeyi söylüyor zaten. Ve şakalaşıyor bizimle. Konuşuyor ama boğuk bir şekilde konuşuyor. Daha önce de belirtmiştik zaten bunu. Peki şey merak etmiyor mu hocam? Ben ne zaman yüzümü göreceğim? Aynayı verin bana bir bakayım. Televizyonu açın kendimi göreyim falan. Çok motive. Televizyonu açmasını istemedik aslında. Bir televizyon seyrediyor ama hani haber kanalları izlemiyor. Merak ediyor kendisini ama biz şu an için izin vermedik. Çünkü daha güzel bir yüzle ilk defa karşılaşsın diye. Peki ne zaman aynadan kendi yüzünü görecek? Şu an için çok motive. Kendi gördüğü zaman bile çok etkilenmeyeceğini ifade etti bize ama bunu psikiyatristle beraber karar vereceğiz. Ama çok uzak görünmüyor açıkçası. 1-2 gün içinde herhalde. Ödemler biraz daha gerileyecek çünkü. Daha güzel bir yüzle karşılaşmasını bekliyoruz. 1-2 gün içinde herhalde aynayla karşılaşacak. İkisinin karışımı olacak aslında. Ne tam net Ahmet Bey'e benzeyecek ne de Uğur'a benzeyecek. İkisinin karışımı olacak. Yepyeni bir yüz ve mimik olacak. Evet, yepyeni bir yüz ve mimik sanırım Uğur'un bu 19. yılından sonra hayatında bundan sonra yeni bir yüz ve yeni bir hayatla devam edecek yoluna inşallah. Abisi yardımcı oluyor ona şu süreçte. Dediğim gibi daha önce hiç yüzü olmadığı için adaptasyon çok zor olmayacak diye düşünüyorum. Yanındaki abisi de çok pozitif karşıladı. Hani herhangi bir tepkileri olmadı. Beğendiler. Peki eliyle dokunabiliyor mu yüzüne? Hani... Şu an için izin vermiyoruz. Dokunsa da hissedemez henüz. Hissetmesi için erken. Hissetmesi için erken. Onun için de süre 6 aydan itibaren yavaş yavaş. Ama 1 yılın sonunda daha net ortaya çıkacak. 1-2 aylık, 3 aylık dönemde mutlaka çok temiz olması gerekiyor. Özellikle bizim erken dönemde verdiğimiz ilaçlar, bunları herkes merak ediyordur. En önemlisi bu. Biz erken dönemde bir böbrek nakli olmuş gibi ilaç veriyoruz. Ki bu ilaçlar biliyorsunuz artık 10 yıl öncesi gibi değil, 5 yıl öncesi. Bizim 2000'den sonra çok değerli ilaçlarımız var. Biz onların sayesinde bu ameliyatları yapabiliyoruz. Mutlaka bir böbrek nakli olmuş gibi bulunduğu ortamlarda temiz bulunacak. Dikkat edecek, enfeksiyondan uzak kalmaya çalışacak ve bizim kontrolümüz altında olacak. Bir süre sonra biz bunu aylık kontrollere indirmek şartıyla kol nakli tecrübemiz var. Takip edeceğiz. Mutlaka eskiden daha konforlu ama daha dikkatli bir hayatı olacak. Ve normal aktivitelerine devam edebilecek. Kesinlikle. Hiçbir şeyden gerek yok. Bu ilacı hayat sonuna kadar mı kullanacak? Mutlaka kullanacak ama çok düşük dozlar oluyor. Bir yılın sonunda bizim onu fizyolojik dozlar dediğimiz dozlara iniyoruz. Onu da zaten arkadaşlarımız ayarlıyorlar. Ve bizimle beraber ruhsatı olan merkezler var. Bunun ilkinin yapılması çok önemliydi. Eminim bundan sonra çok bol miktarda ama belli merkezler tarafından tecrübe artarak devam edecek. İlk hasta çok önemliydi biliyorsunuz. Bir işin başlangıcı onun %50'si ki %50'si tamamlandı. Ben bundan sonra fazlasının
ülkemizde daha sık şekilde, daha yoğun şekilde, başarılı şekilde yapılacağına inanıyorum. Tabii zaten. Çünkü çok sırada bekleyen var. Hatta bayan donörler olsaydı değil mi? Küçük bir kızımız benim var. Benim öncelikle burada iki tane hastam var. Ben onların hani bizim tarafımızdan veya başkası tarafından yapılması çok önemli değil artık. Onların mutlaka yapılması gerekiyor ki biz ilk lanse ettiğimizde biliyorsunuz bir hastamız var. Evet. Özellikle onun yapılmasını çok çok istiyorum. Onu biz geciktirdiğimizi düşünüyorum küçük maalesef. Kız çocuğumuz hem kız çocuğumuz var. Öncelikle de bir maalesef siz biliyorsunuz uygun donör bulunmadı. Onun mutlaka ilk sırada yapılmasını çok istiyorum. Sıralama öncelikle bizim aldığımız ruhsata göre olacak ki biz ruhsatı aldıktan sonra öncelikle 3 hasta belirlemiştik. Daha sonra biz buna bir tane daha hasta ekledik. Sonra da bizden sonra arkadaşlarımız tabii ki ruhsat aldılar. Onlar da mutlaka bunun içerisindeler ama hani mutlaka ilk başvuran ve uygun olan hasta olacak. Bulunan donörün yaş, doku grubu, kan grubu bunlar dikkate alınacak. Öncelikle başvuru sırası ve uygunluğa göre o sıradaki hastaya uymasa ondan sonraki devam edecek şekilde olacaktır ki bu birkaç ay içerisinde belirlenecek zaten. Gelişme Konakli'yle oldu. Konakli çok hızlandırdı. Biz ona teşekkür ediyoruz. Verici ailelere teşekkür ediyoruz esas. Bir resim gördük biraz önce biz ekranlarda. Bilmiyorum siz izleyebildiniz mi? Eliyle bir şey yazıyor. Daha yeni uyanmış herhalde, bilinç yeni yerine gelmiş. Bir şey soruyor. Ne soruyordu? Ne zaman yukarı çıkacağım diye soruyordu bize. Yoğun bakımdaydı o zaman. Evet, yoğun bakımdan servise alınma süresini, zamanı sormuş Aytucuğum. Neleri merak ediyor? Valla çok soğukkanlı. Aynen, ne zaman bakacağım diye ilk defa bize onu sordu. Çok da fazla günlük konuşma yapıyor. Öyle merak ettiği pek de bir şey yok. Çok soğukkanlı, inanamazsınız o kadar. Yani hakikaten iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. İnşallah ileride bizi aynı şekilde mutlu eder, kendi mutlu olur. Ameliyat sırasında o mucizeyi gördük biz. Yani ameliyat sırasında hissettiklerimiz çok önemli. Onu ne hissettiniz o ameliyat? Ameliyata başladığınız kişi farklı, bitirdiğiniz kişi farklı. O çok farklı. 6 aydır takip ediyoruz. Benim 6 ay içerisinde 100 nakli listesini alıp da çıkardığım hastalar oldu. Bu tıbbi nedenlerle oldu, psikiyatrik nedenlerle oldu. Bunlar hep şehir dışından gelenlerdi. Biz aylık hep görüyorduk. Bundan sonra çok daha yoğun olacak. Ama ben bu hastadan çok ümitliyim zaten. Çok uygun olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir bu operasyondan önce başladım dediniz bir 6 ay. Nasıl bir psikolojiydi? O nasıl, yani Uğur'un psikolojisi neydi? Ameliyat öncesinde ne durumda oldu ve bundan sonra ne şekilde hayatına devam edecek? Bu hasta ameliyat olmaya ne kadar kararlı? Büyük bir ameliyat oluyor. Hayati tehlikesi de var. Buna ne kadar hazırlıklı? Ameliyattan sonraki yüzüne adapte olabilecek bir psikolojisi var mı? Bunu az buçuk tahmin edebiliyorsunuz. Bunu biz yapmıyoruz tabii. Biz bir miktar yapıyoruz. Esasen psikiyatrist arkadaşlarımız yapıyor. Ve biz, ameliyattan sonra uyumlu olabilecek mi? Öncesinde uyumlu olmayan bir insan size daha sonra hiç uyumlu olmaz. Vaktinde sizin randevularınıza geliyor mu? Sizin söylediğiniz testlere gidiyor mu? Gönderdiğiniz randevulara uyuyor mu? Bunlar hep ufak tefek şeyler. Ama o işte tedaviye uyması, takipleri, ilaçlarını kullanacak, aylık kontrolü çağıracağız, fizyoterapiye göndereceğiz. Bunlar hep önemli kısmı. Evet. İkna etti bizi. Bundan sonrasında inşallah mahcup olmayız. Eğer bacakla yapılmış olsaydı hem kol ve hem bacak nakliyle dünyada bir ilk olacaktı. Yine şöyle bir vericiden uzuv ve yüzle beraber farklı vericiler olan dünyada yine ilk. Yani değerini düşüren bir durum yok. Aslında olmasını çok isterdik. Ama hani biz daha önce konuşmuştuk. Hastaya öncelikle hastanın sağlığı. Yük olacak her şey gerekirse ben kol eğer yük olacak olsa onu da çıkarırım. Yüz hastaya yük olacak olsa onu da geri alırız. İspatlayacağımız bir şey yok. Hastanın sağlığı, sağlığı çok önemli. Zaten önemli bir mesaj verdiniz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Biz Uğur'u ne zaman göreceğiz? Ne zaman? Ne zaman? Biraz bekleyeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Bizim de hani bilimsel bazı şeyler var. Tıbbi şeylerimiz var. Çok rahatlıkla görebilecek durumdasınız ama biraz beklemekte fayda var. Herhalde bir 10 günden önce göstermeyiz gibi düşünüyoruz.